Merhaba, bugün sizlerle bir SolidWorks uygulaması yapacağız. Bu uygulamada bir walker yani bir yürüteç çizmek istiyoruz. Çizeceğimiz walker çeşitleri bu şekilde olabilir. İnternetten farklı walker görünüşleri de beğenip onları da deneyebilirsiniz. Kapı genişliği genellikle walkerlarda 52 santimetre. Yine baktığınız zaman buradaki aralık 47 santimetre verilmiş, 45 olarak 47 olarak değişebiliyor. Yükseklik 77'den 95'e kadar olan değerlerde olan walkerlarımız da mevcut. Biz de bu örneğe benzer bir walker yaparak işe başlayalım ve SolidWorks'te yeni bir parça açarak işe başlayalım. Önce birim ayarımızı sağ aşağıdan değiştirebilirsiniz. Şu anda benim birim ayarım milimetreymiş. Ben santimetreye bunu değiştiriyorum. Ya da yukarıdaki seçenekler kısmından belge özelliklerinde yer alan birimlerden de bu ayarı yapabilirsiniz. Çizeceğimiz Walker'daki ölçüler az önce de fark ettiyseniz santimetreydi. Sağ düzlemde çizim açıyorum. Orijini belirli bir yere düzlemlerimin oluşacağı kısma sabitlemek için buraya bir kesikle çizgiyle orijinimin yerini belirliyorum. Ve normalde yeni çizeceğim çizgilerimi de yine buradan hizalı bir şekilde hafif eğiklik vardı hatırlarsanız aynı resimdeki gibi modellemeye çalışıyorum. Ölçülerimizi verelim. Bu iki noktanın arası 47 santimetreydi hatırlarsak. Biz de buraya 47 diyelim. Ve bu tam ortalı olabilmesi için merkezde sol çizginin arasını 47'nin yarısını SolidWorks hesaplatabiliriz. 47 bölü 2 yazabilirsiniz. Bu şekilde yapalım. Bu iki noktanın arasını 36 diyelim. Ve yine merkez çizgisiyle sol noktanın arasını 36'nın yarısı 18 diyelim. Yüksekliğimizi de ortalama bir değer olarak 90 olarak belirleyelim. Ekrana görüntüyü sığdırmak için yukarıdan belirledim ve köşe radyüslerim için radyüs komutuna girdim. Köşe radyüslerimi ben şimdilik ortalama 12 olarak deneyeceğim. Beğenmezsek değiştiririz. Köşe noktalarına tıklatabileceğiniz gibi komşu iki kenar çizgiye de tıklatabilirsiniz. Örnek uygulamamızı yaptığımıza göre artık bunu 3 boyutlu hale getirebiliriz. Unsurlarda süpürerek katı oluşturmada hazır dairesel profiller için seçenek var. O yüzden daire çizmeden de direkt bunu yuvarlak kesitli olarak 3 boyutlu hale getirebiliriz. Dairemizin çapını 4 olarak belirleyelim ve yolumuzu da az önce çizdiğimiz kesitimizi seçerek belirleyelim. Tamam dedik. Böylece 3 boyutlu şeklimizi elde ettik. Yine sağ düzlemde çizim açıyorum. Klavyeden space tuşu ya da boşluk tuşu da diyebiliriz. Dik bakıyoruz. Ve aradaki bağlantı kısmına çizmek istiyoruz. Orta noktadan belirli bir miktar yüksekliğe kadar çıktım. Tam karşısına denk gelecek şekilde çizgimi ayarladım ve yine orta noktama tıklattım. Sağ tuş seçle çıkıyorum. Mesafeler belliyse, daha belirginse siz mesafelerinizi verebilirsiniz. Radyüs verelim. Bu sefer radyüsümü 4 denemeyi düşünüyorum. Yine kenar köşelerime tıklatarak radyüslerimi verdim. Ve böylece buradaki kesitimi de ayarlamış oldum. Az önceki gibi unsurlardan süpürerek katı oluştur diyorum. Yine bir dairem olduğunu söylüyorum. Çapının az önceki gibi 4 olduğunu ve yolumuz için de az önceki yolumuzu çizdiğimiz yolu seçtik. Böylece buraya da bu şekilde bir şey yerleştirmiş olduk. Ara bir bağlantı. Başka ne var? Bunun altında böyle yüksekliği ayarlayabilen delikler görüyorsunuz. Ben bu delikleri baktığım zaman ön düzlem istediğimiz yerden geçiyor gibi ön düzlemde çizim açarak oluşturmak istiyorum. Klavyeden space tuşuyla dik baktım. Görselliğimi 3 boyutlu değil de şöyle 2 boyutlu şekilde bakayım. Böylece içine de görebileyim dedim. Dairemi tam böyle hizalı bir şekilde tam hemen onun altına şimdilik şu şekilde yerleştiriyorum. Ölçüsünü de veriyorum. Çapını bu sefer 2 diyelim buradaki gibi ve aşağıya doğru kopyalanmasını istiyoruz. Yukarıda doğrusal çizim çoğaltmaya girdiğimiz zaman burada x ekseninde çoğaltacağını söylüyor.
x-ekseninde bir tane, yani hiç çoğaltma istemiyoruz. Ama y-ekseninde 8 tane çoğaltma istiyorum. O yüzden 8'i ayarladım. Kendisi artı ara mesafe belirlemem gerekiyor. Kendisi 2. Arayı da aynı şekilde 2 santim düşünürsek 4 diyebilirsiniz. Ve aşağıya kaydığınız zaman çoğaltılacak objeleri sorduğu zaman gidip buradaki dairenizi seçebilirsiniz. Yön ters tarafa yukarıdaki y ekseninin yanındaki düğmeden yönü ters çevirebilirsiniz. Ve OK diyerek onaylayalım. Böylece ön düzleme böyle bir şekilde çizmiş olduk. Görüntümü tekrar 3 boyutlu görünüşme dönüştüreyim. Ve karşılıklı olarak her iki tarafa delik açmasını istiyorum. Unsurlarda ekstrüzyon ile kes diyoruz. Kör yazısı yerine orta düzlem diyelim. Mesafemizi her iki tarafı da kesecek şekilde ayarlamak istiyoruz. Delik tam karşı tarafa geçmeyecek. O yüzden ortalarda bırakabiliriz aslında. Şöyle iyi görünüyor ve tamam dedik. Böylece deliklerimizi de açmış olduk. Tabii şeklimizin içi dikkat ettiyseniz katı. Katı model. Bizim bunun aslında içinin boş olması gerekiyor. Önce içlerini boşaltalım. Bunun için bir geri sardım. Şu deliklerini delmeden önce kabuk yapmak istiyordum çünkü. Ve hiçbir yüzey seçmedim. Yüzeyi seçersem o yüzeyin silineceğini kastetmiş olurum. Tamam diyorum ve böylece içini boşaltmış oldum. Bundan sonraki aşamada deliklerini açmak ve böylece sıralama tam istediğim şekilde oluşmuş oldu. Artık şu ayaklardaki yürürken kaymayı engelleyici parçalarımızı çizebiliriz. Bunun için alt yüzeyinde burada çizim açıyorum. Bir tane aynı bunun merkezinden bir daire çiziyorum. Çapımı bu sefer 4 değil de biraz büyük 5 diyorum ve buna bir yükseklik vereceğim. Ekstrüzyon ile katımızı oluşturalım. Yönümüzü çevirelim. Mesafemize 5 diyelim. Fakat içini dolu olacak şekilde yükseltiyor. O yüzden ince unsur derseniz içini boş yapar. Bir kalınlığımıza 1 diyelim. Neden derseniz diğerine 4, bunu 5 demiştik. Yönümüzü çeviriyoruz. Böylece doğru yöne doğru bir kalınlık verdi. İçini de boşaltacak. Tamam diyorum. Sadece böyle dışındakini çizmiş oldum. Diğerine de aynı şeyi yapayım dedim. Yine burada çizim açıyorum. Bu çizimde bir tane dairemi yerleştiriyorum tam merkezden. Çapını, ölçüsünü veriyorum. Çapını 5 olacak şekilde ayarlıyorum. Yüksekliğini yerleştirmek istiyorum. Unsurlardan ekstrüzyon diyorum. Yönünü değiştiriyorum. İnce unsur olsun, içi boş olsun dedim. Bir mesafe kalınlığım. Yönüm doğru şekilde ayarlandıktan sonra tamam dedim. Böylece ayaklar için de istediğim şekilde elde etmiş oldum. Bunlara eğer isteseydik açı da verebilirdik. Yani taper diyerek daha farklı böyle de görünüş elde edebilirsiniz isterseniz. 3 derecelik böyle bir açı da verebilirsiniz. Diğerini de düzeltelim. Üzerinde sağ tuş unsuru düzenle diyorum. Açı veriyorum. Eski diğeriyle aynısı olsun. Eski değerim 3'ü verdim. Bu kısmı da yaptık. Şimdi buradaki tutma kısmını yapalım. Bakıyoruz buradan geçen düzlemimiz bize hangisi olabilir diye. Ön düzlemimiz bizim için yeterli görünüyor. Kesikli çizgimiz de oradan geçiyordu. Orijinimiz orada bulunuyordu. Ön düzlemi kullanabiliriz. Burada çizim açıyorum. Dik bakıyorum. Görüntümü iki boyutlu şekilde ayarlıyorum. Az önceki gibi tam bu dairenin merkezine isterseniz aşağıdan ve sol taraftan iz alarak kesiştirebilirsiniz. Çapı 5 olacak şekilde ayarlıyorum. 3 boyutlu görüntümüze geri dönüş yapabiliriz. Videoda güzel gözüksün. Unsurlardan ekstrüzyon ile katı oluşturacağım diyorum. Kör yerine orta düzlem diyorum. Mesafemi artırıyorum. 10 cm iyi gibi. İnce unsur olsun diyorum. Yine içeriye doğru olsun diyorum. Okey diyorum. Böylece bu kısmı da halletmiş olduk. Artık bu şeklimizi kopyalayabiliriz. İstediğimiz şekilde ayarlanmış bu kısmı yukarıdan ekle menüsü, unsurlar,
Taşı kopyala. Kopyalanacak gövdemi seçiyorum. Hangi yönde dikkat ederseniz X yönünde. Kopyala işaretli bir tane kopya istiyorum. X yönünde 52 diyorum. Okeyledim. Bu kısmı da oluşturmuş olduk. Artık her ikisinin arasına bağlayıcı bir ara elemanımızı çizmeye geldi sıra. Çizimde 3 boyutlu çizim komutu düzleme ihtiyaç duymadan istediğiniz yerden 3 boyutlu çizebilmenizi sağlıyor. 3 boyutlu çizim açtım. Şu anda tekrar çizime girdim. Yukarıdan çizgi komutuna gidiyorum. Bunun merkezine bir çizgi çektim. Daha sonra arkaya doğru gitmesini istiyorum fakat X ve Y'de çizebileceğini söylüyor. Bakın X, Y bize uymuyor. Bizim arkaya doğru gidebilmemiz için içinde Z geçen bir eksenimizin olması gerekiyor. Klavyedeki Tab tuşu ile ekseninizi değiştirebilirsiniz. Böyle yapalım. Çıktım ESC ile komuttan ve Line komutuna tekrar girip aynı şekilde buradan da çizdim. Uzunluklarını şimdilik rastgele 6 vereyim. Bunu da aynı şekilde 6 vereyim, eşit olsun. Ve böylece buradaki kısmı da çizdik. Buralarında yine bir yuvarlaksılık istediğimiz için radyüs verelim. Eski radyüsümüzle aynı olsun. 4 mesafe noktalarına tıklattım ve okeyledim. Artık süpürme işlemi için hazırım. Unsurlarda süpürerek katı oluşturma diyorum. Dairesel profil, kesitim az önceki gibi çapı 4. Yolumu göstermek istiyorum. Okey. Fakat unuttuk. İçini boş yapalım demedik. Bir geri alayım. Süpürerek katı oluşturmaya giriyorum. Dairesel profil. Çapı için 4 diyorum. Yolumu seçiyorum. İçini boş olmasını istediğim için ince unsur diyorum. Kalınlığı ne kadar olsun dedi. 0.5 olsun dedik. Yönü istediğimiz gibi kontrol edelim. İstediğimiz şekilde mi? Kalınlığı içine mi versin, dışına mı? Bu şekilde uygun. Tamam dedim. Böylece istediğim şekilde burada bir bağlantı da oluşturdum. Çizgi yerine buraya böyle bir yay da çizebilirdik isteseydik. Biraz yeri sanki yanlış gibi. Biraz daha yukarıda yapabiliriz. Bunun için bunu bu parçaya birleşik olmaması gerekiyor. Ayrı parçalarınızı taşıyabilmeniz için ayrı gövdeler olması gerekiyor. İnce unsurda, unsuru düzenle bölümünde, seçenekler kısmında sonucu birleştiri kaldırıp tamam derseniz artık bu farklı bir parça oldu. Bakın katı gövdeler kısmına dikkat ederseniz birinci parça, ikinci parçamız ve üçüncü parçamız. Üçüncü parçamızı önce bir taşıyalım. Ekle menüsüne gidiyorum. Unsurlar, taşı ve kopyala diyorum. Taşınacak parçamı seçiyorum. Yukarı yönüm Y. Kopya istemiyorum. Y yönünde deneyelim. Önce bir 5 mesafe denesek az gibi. 10 mesafe taşıyalım yukarıya doğru. 8 diyelim. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Okey dedim. Böylece burada oluşmasını istedim. Daha sonra hepsinin bir bütün olmasını sağlayabilirim. Nereden? Ekle menüsü, unsurlar, birleştire giriyorum. Birleştirde ekle diyorum ve 3 tane gövdemi de seçiyorum. Tamam dediğim zaman artık 3'ü bir tane oldu, gövdeler kalmadı. Şimdi geldik şu aradaki parçamızı çizmeye. Bunu da ben yine 3 boyutlu çizimlerden oluşturmayı düşünüyorum. Bir daire çizeceğim. Tam buranın merkezine çizeyim. Baktım istediğim kısımda değil. Tab tuşu ile değiştiriyorum. Bu da değil. Tekrar tab'a bastım. Bu şekilde bir daire istiyorum. Hemen çapını vereyim. Çapı 5 olsun. Aynı şekilde diğer kısma da aynısından akıllı ölçüyle çapını 5 yapıyorum. Her iki dairemi de çizdim. Artık yükseklik vermek için ekstrüzyon komutuna giriyorum. Bu çizdiğim daireler 3 boyutlu olduğu için yön vermeniz gerekiyor. Yön verebilmek için şuradaki geçici eksenlerimizi açalım.
Böylece silindirlerin içerisinden böyle geçici eksenler bize sunabiliyor SolidWorks. Eksenlerimizden birini seçelim, yönümüzü değiştirelim, mesafemizi 15'e ayarlayalım. İstediğimiz şekilde ayarladık. Sonucu birleştir kısmı kalsın. Tamam diyoruz. Böylece bu kısımlarını da çizmiş olduk. Artık geçici eksenlerinizi de kapatabilirsiniz. Siz de benzer uygulamalar yaparak kendinizi ilerletebilirsiniz. Dilerim bu ders sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.